Günaydın Barbaros Bey. Günaydın arkadaşlar. Vallahi dün gece... Her şey hazır bu pakette. Dün çok geç yattık. Şimdi sabah erkenden kalktık, getirdik dokümanları, bakalım vereceğiz içeriye. Biz noter gittik. Notere tercüme gittik. Yaptık. Tercüme yaptık falan filan. Allah'tan bak şansımız vardı. Normalde bir günde falan, bir buçuk günde veriyorlar tercümeyi. Çocuk şey dedi, zaten işim yok dedi, yarım saate dedi yaparım. Aa, evet. Yarım saate yaptı verdi çocuk falan böyle. Şimdi o kaçıncı kere? Rus pasaport için düşünüyoruz. Aynen. Vatandaşlık verdi. Şimdi full doküman. Evet, önce bölüm biz söyledik şimdi. Hangi lazım. Aynen, dokümanları aldık. Yaptı. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. İçeriye. Hadi. 10 gün sonra da alacağız İnşallah bakalım. İnşallah bakarız. Aynen. Arkadaşlar verdik. Hop hop, kusura bakma. Ayın 5'inde kısmetse gelip pasaportumu alıyorum artık. Yani bildiğiniz Rus vatandaşı oldum artık. Zaten dokümanları söylemiştik arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey var. Sizden doğum belgesi istiyorlar. Doğum belgesi, ben kıza dedim ki yani bizim dedim doğum belgesi yani şey, ne diyorlar ona. Ben kimliğimi tercüme ettirdim. Ondan sonra şey, kız kabul etti. Fakat yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada insani şeyler çok önemli. İlişkiler çok önemli. Yani eğer iyi birine düşerseniz, denk düşerseniz... Aynen, normalde burada yaya geçidi yok. Bak bak, bir tırpını bak. Ya aman. Arkadaşlar burada normalde şey, ne diyorlar? Yani kabul etmeyebilir de yani, isterse. Ama benimkini sağ olsun çok iyi bir kıza denk geldik. Hatta bugün evet. Şeydi, bugün döküman kabul etmiyorlardı da. Ama evet. Kız benim dokümanları kabul etti. Dedik ki ya böyle böyle hani siz söylemiştiniz falan. Aa doğru dedi, ben sizi hatırladım, tamam dedi, gelin. Ondan sonra kız bütün dokümanları kabul etti. Ama ters birine denk gelirsiniz. Uzun zamandır vuruşmayan birine, hatuna denk gelirsiniz. Öyle kızım. Ondan sonra aksilik çıkartabilir. Söyleyeyim arkadaşlar, yani benim iyi gitti diye sizinle iyi gidecek diye bir şey yok. Size kalkıp diyebilir, hayır ben bunu kabul etmiyorum. Git şey getir diyebilir size yani. Arkadan araba geliyor ya. Neyse. Ondan sonra konsolosluğa git, doğum belgeni tercüme ettir. Öyle getir diyebilir. O yüzden şey yani. Benim maşallah şey gitti yani. İşte. Barbaros'un arkadaş Krasnodar'da yaşıyor. Aynen, mesela her şehir de farklı arkadaşlar. Mesela benim kankadan işte Caner'den çok çok farklı ekstradan şeyler istemişlerdi falan böyle saçma sapan. Ondan sonra ben size Moskova için neler isteniyor onu anlattım arkadaşlar. Yani hani ve Moskova'da başka centrum. Evet, Moskova'nın şehir merkezinde ne isteniyor? Yani hani belki başka bir yerinde başka bir doküman da isteyebiliyordur yani bunlar. O yüzden benimkini baz almayın. Ya merkezde yaşıyorsanız baz alabilirsiniz tabi de. Ama hani Moskova'nın biraz dışında yaşıyorsanız bunları baz almayın, iyice bir araştırın derim. Başvuracak arkadaşlar. Bu saat kaç daha ya? Saat daha 2. Bu ne trafik ya böyle? Telefon. 1.5. Sizin telefon. Benim telefon çalıyor da araba kullanıyorum. Nasıl? Ne yapayım şimdi? Bakayım. Kim o? Kim o? Gülşah arıyor ya. Eyvah, eyvah. Yeğen arıyor benim de. Yapacak bir şey yok. Abi şimdi bakalım. Hop şuradan hemen. Fıtı fıtı fıtı. Geçelim. Ya çok güzel. Biz sabah sabah her şeyi aynen, yaptık. Aynen, sabah sabah bütün işleri hallettik. Şimdi eve gideceğim. Montaj işlerim var, onları yaparım. Yok şimdi. Ha şimdi gerçeği şey. Sushi almaya gideceğiz. Doğru, kutlama yapacağız ufak bir yalandan. Biz çok fazla DJ'lik zamanında yeteri kadar alkol aldığımız için çok fazla şey yapmıyoruz şu an. İçmiyoruz o yüzden. Zaten evde buzum da yok ya. Viski var ama buz yok. Evet. Buz yapmak lazım. O en büyük problem, buz yok. Evet. Karımız hiç bakmıyor buzla. Buz evet. Var mı yok mu? Evet. Ne kadar güzel kar ya.
Ah, orada kızım güzel var. Olmasam ben senden 17 sene evli kalır mıydım ya? Bak orada balkon var. Nerede? Balkon. Gördüm. De çok sakat ha balkon, baksana esnemiş birazcık. Aşağıya doğru. Böyle korkunç ev. Şey gibi ya, Harry Potter'ın okulu gibi. Burada da aynı. Bak. Bu ışığı niye? Bir şey nedir var? Biz ev alacakken hatırlıyor musun? Burada bir yerde bakmıştık. Çok. Kaçıncı kattı ya? 15. kat mıydı neydi? Ne bileyim. Крыша, наверное, плоский. Вон лесенка есть, он там. Evet, düz herhalde. Yazın var ya, gençler çıkıp orada güneşleniyordur, ben sana söyleyeyim. Salak salak konuşma. Orada kapalı. Sadece Jack de var. Ablaya bak, helal olsun. Trafikte pisilet sürüyor ya. Böyle pisileti nereden buldun ya? Ne abla? Kız genç galiba. Dikkat et. Dikkat et. Gerizekalı ya. Bak bu o geç, kadar. Geç, aa, abla, geç, abla, geç. Abla, ben yol veriyorum ya. Ama fizik güzel, bak spor yapıyor. Ay ay ay, o ne be? Tabii canım abla yani. Ne abla için? Yol için diyorum, ne be o? Fizik güzel dedim, benim aklım orada kaldı. Ben yani bisikletlere... Bisiklet, motosikletlere her zaman saygı duyarım aşkım. Her zaman da o yüzden ben aynalarımı kontrol ederim yani. Her... 2 saniyede bir ben aynalarıma bakıyorum çünkü çok önemli bir şey ya. Yani motorcu arkadaşlar için özellikle kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü siz arabadasınız, onlar motorda. Kusura bakma, kamera böyle çünkü yol böyle. Yakında kar yağar ha, ben düşünüyorum. Hatta bu kış bence çok soğuk geçecek ya. Evet. Galiba. Biraz önce bir olaya şahit olduk arkadaşlar. Arkadaşın anne gelmek istiyor. Bir de benim yeğen gelecek belki. Meksika'dan kız arkadaşıyla. Ve kız kardeş. Kız kardeşim de gelmek ya istiyor. Ya herkes kesin. Sadece istiyor. Kimse gelmiyor. Aynen. Neden bize gelmiyorsunuz? Niye bize gelmiyorsunuz? Kimse bakmıyorsunuz. Kim konuşuyorsunuz? Kuşu benim şaka maka var ya, dişim çok kötü ağrıyor yani. Barbaros'un 2 gün diş ağrıyor. Yani. İnşallah şey yapma. Ya diş ağrısı eyvallah, bir şekilde o taraftan yemem memem, hani size vatandaşlık çıksın da bedavaya getireyim dişçiye. De. Bikliyor. Sıkıntı şey, inşallah apse mapse yapmaz, kuşu şişmez ya orası. Şişerse sıkıntı. Ya. Bilmiyorum. Abi. Antibiyotik verirler. Antibiyotik alırım gerçi de. Ne bileyim. Ay kafa, bak kafa diyorum. Kafa, kafa, hava, hava. Bak ne kadar böyle. Kasvetli ya. Biraz önce böyle yağmur mu yok mu ne dolu o? Dolu yağdı biraz önce. Evet. He biraz önce şeydeyiz. Yaya geçidi var. Ulan kadın ne tarafa bakıyorsa artık ulan, yani çocuk bırakılır mı ya? 3 yaşında mı? 2 yaşında mı çok çocuk? Yola daha bir fırladı. Böyle duruyor adam. Yola bir fırladı. Allah'tan herif hemen koydu freni de durdu yani. Yoksa var ya. Yani adam, tecrübesiz evet. Biri olsa altına alırdı yani. Bu ne trafik böyle saat daha 2 ya? Bilmiyorum, burada trafik olmaz bu saatte. Yani aynen. Her ben zaman bir şey var. Of. Yarın güzel yol boş çünkü. Niye? Subota. Yarın cumartesi aynen. Kimse yok. Sabah. Oo ne güzel. Mesela bir şey istiyorum. İş bir şey. Pazar. Cumartesi. Pazar. En güzel sabah zamanı. Kimse yok. Herkes yatıyor. Aynen. Millet gece kulüplerine akıyor canım. Ya o kadar da değil şimdi. Akıyorlar ya akışıyor. Biz ne zamandır bakma çok uzak kaldık gece hayatından, gitmiyoruz çıkmıyoruz da.
Ben istiyorum yani böyle bir Boris Brejka falan gelse giderim yani konserine. Tekno. Tamam. Severim. Stefan Bodzin de olabilir. Gelse yani. Kesinlikle konserini kaçırmayacağım adamlardan. Carl Cox gelmişti. Hatırlıyor musun senin çaldığın kulübe? Ha. Şey senin çalıştığın kulübe. Biz David Guetta gittik. David Guetta'ya gittik VIP'den. Aa, Tiesto'da gittik. Tiesto'ya gittik. Ron Tiesto'da da hakikaten yani arkadaşlar. Satisfaction. VIP'si Tiesto'nun VIP'si 5000 dolardı. Direkt Tiesto önünüzde çalıyor böyle. Ya şu araba kadar mesafe var. Ya çalmıyor. Поставил какую-то эту пластинку. O Tiesto değil de o şeydi. А, это глухой, это глухой. Как его? Şey dur söyleyeceğim. Bir dakika. Lan neydi DJ'in adı çok ünlü ya. Ну скажи, что глухой. Def. Ya def değil ya. Tamam def de yani herif sağır da. Kimdi ya? Ya arkadaşlar İngiltere'de var ya çok ünlü bir DJ ya. Tom. Var biraz bak gidiyor gidiyor adam. Şimdi koşuyor. Dikkat et. Ulan adamın adını çok merak ettim şimdi ya. Bir dakika bakacağım. Aha, davay telefon aç kamerada. Kızım yok kırmızı ışık. Kızım adam BBC'nin şeyi ya. Про него еще фильм сняли. Я видел. Синема я дизи япты. Барбарас, Барбарас, Барбарас. Gördüm tamam. Şimdi bir dakika. Pit Tong ya tamam hatırladım. Aa, Pit Tong. Tong. Pit Tong geldi buraya. Utanmaz herif. Mixli CD çaldı ya. Evet. Hiçbir şey yapmadı herif. İçti bütün gece boyunca kabinde. Evet. Çünkü şey arkadaşlar VIP'nin fiyatı niye pahalı? Çünkü önünüzde çalıyor DJ. Direkt ne yaptığını görüyorsunuz. E o zaman ben de DJ'yim yani biliyoruz. Evet. Herif bir koydu tek CD var ya. Hiç miksere bile dokunmadı ya. Paso içki içti. Ondan sonra şey geldi hatta kulübün sahibi geldi. Ya dedim siz buna o kadar dedim para verdiniz. Adam dedim çalmıyor ki. Yok ya dedi olur mu lan dedim. Bak dedim adam sabahtan beri şampanya içiyor orada. Çalmıyor ki. Adam bir baktı. Vay dedi yavşağa bak dedi. Bize dedi o kadar şey. Ekstradan da dedi. Evet, bagaj parası dedi kilitledi dedi. İşte benim vinyllarım gelecek. Plaklarım gelecek. İşte CD geldi. CD'lerim gelecek falan. Herif dedi bir tane dedi, şey çaldı. Bir tane CD ile dedi geceyi bitirdi. Ama Tiesto hakikaten çaldı evet. Herif. Ve çatır çatır çaldı yani. Tiesto evet. David Guetta da çaldı çatır çatır. Çok güzel ve böyle. Hatta arkadaşlar Tiesto'da şöyle bir şey oldu. Yerden yüksekliği DJ kabininin 2 metre falan. İki arkadaş kafaları güzel. Bir tanesi birini sırtına almış. David Tiesto'ya böyle kağıt uzatıyordu. Hani imzalar mısın diye. Tam böyle kağıdı uzatırken pat diye şeyin üstüne bir düştü. CD çaların herif. Şarkı durdu. Tiesto şok. Arkaya döndü menajerine bakıyor falan. Ne oluyor lan falan diyor böyle herif. Sinirlendi falan. Ondan sonra imzaladı kağıdı fırlattı böyle herifin suratına doğru. Ondan sonra tekrardan çalmaya başladı falan böyle. Çok komikti ve evet. Adam hakikaten parasının hakkını verdi. Normalde adam 2 saatlik anlaşmışlar. Evet. Her zaman 2 saat çalışıyor. Aynen yani profesyonel. 2 saatliğine anlaşmışlar. Adam sabaha kadar çaldı. Evet. Yani çalıyor, 12'de başladı. Saat 6 mıydı neydi halen çalıyordu. Biz çıkmıştık en son yani. Evet. Biz yorulduk kaldı. Yani. En son ama en sonunda boka bağladı ya. Şey falan çalıyordu. Public domain falan çalıyordu. Onu falan çalıyordu en son. Tamam. Bugün o kadar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kısa bölüm. Sizlerle günümüzü yani daha doğrusu olan güzellikleri paylaşmaya çalıştık. Hayatımızda giden. Ondan sonra her zamanki gibi video bizden like atmak, yorum atmak sizden paylaşabilirsiniz de sevdiklerinizle.
Abi bak böyle bir adam bulduk biz, 10 numara 5 yıldız evet. Vlog yapıyorlar diyebilirsiniz. Bir de o şeylerden, yeni bölümlerden de haberdar olmak için tın tın çanı açık konuma getirirseniz seviniriz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.